parça parça alsam. İki parti desek konuşma yok. Yani Tutum abi iki parti, iki partiyi kabul eder misiniz? İki parti. Tutum olur efendim. Konuşma yok. Konuşma yok. Onlar da artık yeni gelenlerle herhalde olacağını tahmin ediyorum. Saygıdeğer basın ve televizyon mensupları, değerli vatandaşlarım. Başsavcılığımda toplanan belgeler, Refah Partisi'nin anayasamıza göre değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiğini ve giderek ülkemizde bir iç savaş ortamına sürüklediğini açıklıkla göstermektedir. Bu nedenle bu partinin temelli kapatılmasına karar verilmesi için Anayasa Mahkemesi'nde dava açmış bulunuyorum. Bir dakika ya! Geçemeyeceğiz abi! Sen nasıl ne diyorsun? Buraya mı oturdun? Bilindiği gibi bundan bir müddet önce hukuki hiçbir mesnedi olmadan Refah Partisi hakkında Anayasa Mahkemesi'ne bir müracaatta bulunulmuştur. Bu müracaat hakkında bundan önce ön savunmamızı hazırlayıp vermiştik. Dün de diğer savunmamızı verdik. Devletin niteliklerinin belirlendiği, anayasanın ikinci maddesinde de açıklandığı gibi, Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olan laiklik, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel dayanaklarından biridir. Bu ilkeye aykırılık, anayasa ve siyasi partiler yasasında
partilerin kapatma nedeni sayılmıştır. Toplanan delillerden Refah Partisi'ni layık cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri saptandığından kapatılmasına karar verilmiştir. Karma hükümetimizi meydana getiren iki parti, Cumhuriyet Halk Partisi ile Milli Selamet Partisi, hükümet görevini birlikte üstlenme kararını vermeden önce aralarında her konuyla ilgili genişliğine ve derinliğine görüşmeler yapmışlardır. İnsanlığa ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. Öyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin varlığını korumak için her şeyinizi ortaya koydunuz. Tüm haklarınızın ve bağımsızlığın koruyucusu ve garantörü ana vatanımıza güven ve inanç içinde tarihi ve şerefli bir mukavemet mücadelesi verdiniz. Bugün bu anda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ın her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Gazanız mutlu olsun. Hatırlanacağı üzere 24 Aralık seçimlerinden sonra bugüne kadar tam 6 ay geçmiştir. Ve bu 6 aylık dönemde halkımızın bütün meseleleri gittikçe daha da içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Bu gerçekler karşısında bir an evvel halkımızın meselelerini çözecek bir hükümetin kurulması artık 65 milyon insanın en önemli arzusu halindedir. Görev bize verilir verilmez. Önce bütün partilerle temas etmek üzere bir program yaptık. Hatırlanacağı üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsil eden partilerle görüştük. Bu nasıl bir dünya düzenidir? Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Açılır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah sonsuza kadar saklayacağız bu toprağı. Bu tarafa da efendim, bu tarafa doğru döner misiniz? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Arkadaşlar, ülke problemleri daha kolay çözülür ve Türkiye düzlüğe çıkarılabilir kanaatindeyim. 24 Aralık seçimlerinden sonra 6 aylık bir zaman kaybedilmiştir. Bundan sonra kaybedilecek bir zaman yoktur. Değişen dünya koşulları gereği Avrupa topluluğu ve Kuzey Amerika ülkelerinde savunma harcamalarını Sayın Başbakan. Teşekkürler.
Thank you.